Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız internette satılan en ucuz oyuncu bilgisayarını almıştık. 0 FPS'te oyun oynama keyfi. Evet, şöyle bir oyunumuza girdik. 5 FPS. 6 FPS. Ve bizi bayağı yerlerde süründürmüştü sağ olsun. O videonun yorumlarında birçoğunuz da güzel bir fiyat performans sistemi topla da görelim demiştiniz. Ve işte bu isteğin karşılığı sadece bir hafta sonra yanımda duruyor. Şimdi gelin sizin için hazırladığımız bu canavara biraz daha yakından bakalım. Teknik donanım özelliklerini çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Hızlıca böyle bileşenlerden, bunları yeterli yayınlar özelliklerinden bahsedelim. Hızlıca oyun testine geçelim istiyorum. Ben kendimce mantıklı ve doğru gördüğüm parçaları topladım diyebilirim. Bunların detaylarını size aktaracağım ama başka düşünceleriniz varsa, farklı parçaların daha iyi olacağını düşünüyorsanız da bunları lütfen yorumlarda belirtin diyorum ve başlıyorum ekran kartıyla. Mami diyor ki arkadaşlar LED'lerle başla. Yani bu artık geçen haftaki 4000 liralık bilgisayarda bile vardı. Yani burada size şimdi RGB anlatamayacağım. Anlatacağım da sonra anlatacağım. Ekran kartımızda Asus RTX 3060 tercih ettik biz. Bu ekran kartı güncel oyunları hem rahatça çalıştırabilecek güçte hem de OC Edition, yani fabrika çıkışı overclock yapılmış bir ekran kartı. Overclock Türkçe'ye hız aşırtma olarak çevriliyor ve yani en basit tanımıyla parçadan tam performans alabilmek için fabrika ayarlarının üzerine çıkması anlamına geliyor. Aslında bu tarz geliştirmeleri bilgisayarı aldıktan, yani parçaları aldıktan sonra diğer materyaller üzerinde de yapabiliyoruz ama birisine overclock yaptığımızda ne kadar verimli çalışacağına emin olamıyoruz bilgisayarın tamamına hakim olmadığımız için. Bu yüzden bize bir artıdan ziyade bilgisayarın ömrünü kısaltacak eksiler de yazabiliyor. O yüzden fabrika çıkışı overclock yapılmış bir ekran kartı almak en doğru tercih bence. Ayrıca Nvidia'nın DLSS teknolojisi de bu ekran kartıyla birlikte son derece uyumlu çalışıyor. DLSS'in ne olduğunu da kısaca anlatayım çünkü gamerlar için gerçekten büyük bir nimet. DLSS sayesinde diyelim ki bir oyunda FPS'iniz çok düştü. Ne yapıyorsunuz? Görüntü kalitesini düşürüyorsunuz. Grafik ayarlarını düşürüyorsunuz ve ekran kartı doğal olarak da daha düşük performans harcıyor. Ama burada DLSS teknolojisi devreye giriyor ve ekran kartı üzerindeki tensör çekirdeklerini kullanarak bu farkı kapatıyor ve yine de yüksek çözünürlükte oynamanızı sağlıyor. Yani ekran kartı düşük çözünürlük performans harcıyor ama siz DLSS sayesinde yüksek çözünürlük karşılığı alıyorsunuz. Örneğin diyelim ki 2K çözünürlükteki bir monitörde oyun oynuyorsak oyun motoru oyun hesaplamalarını sanki çözünürlüğü 1080p olarak seçmişiz gibi yapıyor. Ama DLSS aradaki eksik pikselleri yapay zeka algoritması ile hesaplayıp bizim oyunu yine de 2K görmemizi sağlıyor. Bu sayede de zaman zaman neredeyse 2 katlık FPS artışları alabiliyoruz. Ayrıca Nvidia'nın Reflex teknolojisi sayesinde de işte Valorant, PUBG ya da CSGO gibi rekabetçi oyunlarda da avantaj kazanabiliyorsunuz. Oyun dokuları, yansımaları ve efektleri daha gerçekçi hale getiren Ray Tracing teknolojisi de bu RTX 3060 ile birlikte çok uyumlu çalışıyor ki benim oyun oynarken en çok aradığım özelliklerden birisi açıkçası. Onun da ekran kartıyla uyumlu çalışması son derece önemli. Yani Asus RTX 3060 ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ortalama fiyat bandı 7-8 bin lira olan bir ekran kartı. Bu yüzden bir fiyat performans kasasında bulunabilecek hem fiyatı düşük hem de performansı yüksek bir tercih bence. İşlemci tarafında ise 12. nesil Intel Core i3 tercih ettik. 4 Core, 8 Thread ve 12 MB ön belleğe sahip. Bu sayede oyunlarda iyi bir performans alıyorsunuz. Ayrıca işte YouTube'da video çekiyorsunuzdur belki, o yüzden ekran kaydı almanız gerekir. Ya da belki Twitch gibi platformlarda yayın yapıyorsunuzdur. Bu tarz etkinliklerde de iyi bir performans almanızı sağlıyor. Onun dışında çok profesyonel hayatın karşılığını verecek bir render olanağı yok diyebilirim. Ama ufak tefek işlerinizi, işte kısa videolarınızı, ne bileyim Reels'lar, Shorts'lar falan yapıyorsanız bunları son derece kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Anakartımız ise Asus AX B660M. Bu anakart maksimum 5333 MHz bellek frekans hızını destekliyor. Normalde arkadaşlar bu tarz fiyat performans sistemlerinde işte H610 gibi biraz daha giriş seviye chipsetli anakartlar kullanılıyor. Ama biz burada biraz daha orta segmente yakın bir anakart tercih ettik. Bu sayede de biraz daha uzun vadeli gelecek upgrade'leri almış olacağız. Ayrıca mikro ATX boyutunda bir anakart olduğu için hem biraz daha hesaplı oluyor hem de boyutuna göre çok daha yüksek performans veriyor. Ona rağmen de 2 adet DDR4 RAM slotu bulunuyor. Bunları da aslında iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu slotlara da Epacer marka 8+8 GB, 2 adet 3200 MHz CL16 hızında RAM taktık. Gayet yeterli bir bellek tercihi yaptığımızı düşünüyorum ve hem de 8+8 yaparak çift kanal bellek teknolojisini de kullanmış olacağız. Gelelim depolamaya. Burada Hikvision'dan 512 GB'lık bir SSD kullandık. Yani depolama alanı daha büyük olabilirdi diyebilirsiniz. Bunu anlıyorum. Ama hani çok açılmayalım, biraz daha fiyat performans üzerine gittik diye düşünerek 512 GB tercih ettik. Ancak bunları değiştirebiliyoruz. Ona az sonra geleceğim. SSD'miz aynı zamanda 2500 MB okuma ve 1025 MB de yazma hızına sahip. Yani sistemin ya da programların daha hızlı açılması, oyunların daha hızlı yüklenmesi ya da işte online oyun oynuyorsanız buradaki map
işlerin çok daha hızlı işlenmesi gibi konularda da gayet yeterli. Son olarak bir de güç kaynağından bahsedeyim arkadaşlar. Ardından tüm bu materyalleri topladığımız kasamıza gelecek sıra. Game Power'dan GP550 model bir güç kaynağımız var. Adından da anlayacağınız üzere 550 Watt ve 80 Plus bronz sertifikalı. Şimdi son olarak kasamıza geliyorum arkadaşlar. Ravadin adında bir model, yine Game Power markasına ait. Şu öndeki keskin çizgileri falan benim hoşuma gitti yani. Bence estetik olarak gayet güzel görünüyor diyebilirim. ATX boyutunda ve ön kısmında yarı mesve sorunsuz RGB efekti bulunuyor. İşte RGB'leri anlatmayacağım ama sonra anlatacağım dediğim yere geldik. Almamaya mutlu musun? Burada arkadaşlar bir tane kumandamız var. Bu kumanda sayesinde istersek sabit renkler seçebiliyoruz ama ben böyle biraz daha renklerin dolaşmasını daha çok seviyorum. Kapatılı da kullanılabilir belki ama gamer bilgisayarı dediğimiz, oyuncu bilgisayarı dediğimiz bilgisayar şekil şukul olacak. O yüzden ben ışıklarını açıyorum. Ön tarafta 2 tane, bir tane de arka tarafta yani bu egzoz tarafında olmak üzere toplamda 3 tane 120 mm'lik RGB fan bulunuyor. Kasanın arkasında ise arkadaşlar 6 tane USB, 2 tane HDMI, 3 tane DVI, 1 VGA, bir de Ethernet girişi bulunuyor. Ayrıca bu eski tip klavye mouse taktığımız bir giriş vardı. Bunun adı neydi? Bunu yorumlarda yazsanız, unuttum ben bunun adını. O var. Onun dışında işte AUX gibi hoparlör, mikrofon girişleri yapabileceğimiz yerler var. Bir de ön tarafın üstünde var arkadaşlar. Burada da bir tane USB 3.0, 2 tane USB 2.0 ve bir de mikrofonla kulaklık girişimiz bulunuyor. Her yerinde uygun amaca kullanılabilir girişler var. Bir de burada bir adet tabii ki temperli camımız var. Bunun doğruluğunu bu kez test ettim. Önceki videodaki şeyi yaptırmayın bana bu kez. Hadi bakalım. Temperli cam. Ben artık bakınca anlayabiliyorum. O seviyeye geldim. Ve benim anlatacaklarım artık bitti. Şimdi bakalım kasa konuşsun, oyundan konuşsun. Evet dostlar, bizim topladığımız fiyat performans odaklı kasamızın oyun testleri ve genel olarak özellikleri, yeterlilikleri bu şekildeydi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum çünkü hangi parçalar değişse, başka neler eklense daha iyi olur diye düşünüyorsunuz ama hani ortalama bir fiyatta kalalım, o mantıkla devam edelim. Bambaşka bir şey yaratacağım diyorsanız da kendi kasanızı düzenleyebiliyorsunuz. Ama önce geleyim bizim sistemimizin fiyatına. Bütün parçaları tek tek toplarsak ya da farklı platformlarda bir araya getirirsek arkadaşlar aşağı yukarı 15-16 bin lira civarında yapıyor. Ama bu sistem sadece 200 adetle sınırlı olmak üzere satılacak ve fiyatı ise 13.499 lira. Kasanın detaylarını ve daha fazlasını açıklamaya bıraktığımız linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında eğer bu kasayı almak, kendi kasanızı oluşturmak, parçaları değiştirmek, özelleştirmek ya da geliştirmek isterseniz yine açıklamadaki linke tıklayarak ince hesap üzerinden hepsini halledebilirsiniz. Oluşturduğunuz sistem ince hesap üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde toplanıyor. İçine deneme sürümü yüklenerek bütün testleri yapılıyor. Olabilecek en stabil hale getirilerek de size gönderiliyor. Ve benim size anlatabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Sistemimizle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz de çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.